teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. İsveç'te bulunan Malmö Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde el ve parmaklarını kaybeden hastalara bir günlük operasyonlarla protezler takılıyor. Hastaların ellerini eskisi gibi kullanabilmeleri sağlanıyor. Ancak modern tıpta protezler yalnızca kavrama ve yazı yazma gibi işlemleri vaat edebiliyor. Şimdi ise geliştirilen yeni bir metot sayesinde dokunma duyusu da el ve parmak protezleriyle hastaya kazandırılacak. İtalya'nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde bulunan Superiore Santa Anta Okulu'nda Avrupa Araştırma Projesi kapsamında yürütülen bir proje Nano Bio Touch dokunma hissini yaşatıyor. Nano çiplerle beyindeki hissetme sinirlerine sinyal gönderen sistem oldukça hassas sensörleriyle tam bir algılama sağlayacak. Doktor Lucia Bacciai gönderdiğinde yürütülen proje mikro robot merkezinde şekillendi. İnsan parmağı dokunarak birçok farklı hissi algılamamızı sağlar, dış dünyamızı tanımaya yardım eder. Burada yaptığımızsa teknolojiyi kullanarak sensörler yardımıyla yapay parmağın dokunduğu şeylerin yapısını beyne iletmek. Per integrare un certo numero di sensori all'interno di un dito artificiale. Ancak bilim insanları biyomimetik sensörleri oluşturmadan önce insan dokunuşundaki ayrıntıları tespit etmeliler. Birmingham Üniversitesi doktorları dokunma hissini bir sebeple kaybeden hastalarla yaptıkları deneylerde bu konuya eğiliyorlar. Bir beyin kanaması geçirdim ve sol kolum etkilendi. Hemen hemen felç kaldı diyebilirim. Motor hareketler konusunda uzman olan Profesör Alan Wing, beyin sinirlerinin algılamadaki rolünü inceliyor. Mike'ın durumunda beynin bir kısmında hasar mevcut, diğer bölümler tamamıyla sağlıklı. Biz de bu sayede beynin o hasarlı bölümünün dokunma hissi için büyük önem taşıdığını öğrenmiş olduk. Yani bu bağlamda beyin kanaması geçirmiş kişilerle birlikte çalışmanın çok faydalı ve bir o kadar da ilginç olduğunu söyleyebilirim. Bu bize beynin nasıl bilgi aldığını kanıtlıyor ve nöral ağda çalışmaya devam ederek beynin sırlarını çözmeye bir adım daha yakınlaşıyoruz. Pisalı bilim insanları nöral ağın el ve beyindeki algı transferini inceleyerek ilk yapay parmağı icat edecekler. Testlerden %90 oranda başarıyla geçen bu yeni teknoloji, bizlere yapay zekayı ve robotik insanların yakın gelecekte karşımıza çıkacağını da kanıtlıyor.